Evet. Pazar günü oldu. Saat 8:30. Hadi kahvaltı yapalım. Evde cevizli sucuk. Bence güzel olur. Nasıl varayım ben ya? Yahu gel sen. Gel abi gel. Telefon ettim ben filan. Afiyet olsun kızım. Bugün kuru var, kuru pilav var. Kuru fasulyenin, biz bunu Rize'ye gittiğimizde İspir fasulyesi, yani şeker fasulye diye aldık. Normal kuru fasulyeden biraz daha farklı. Tadı da acayip güzel. Öneririm muhakkak. Hani bir yerde bulursanız, muhtemelen çok her yerde bulunan bir fasulye değil. Normal fasulyeden biraz farklı. Fiyatı da biraz farklı ama güzel fasulye. Öneririm. ...2019... ...birinci sınıfa. Tamam. Bu şekilde karalama yapıyoruz. Sen temize çekersin. Anlaştık mı? Evet, yarın kursum var. Kursla ilgili biraz... ...çalışma hazırladım çocuklar için. Ve biraz da test ayarladım. Milli Eğitim Bakanlığı'nın kendi testlerinden. Güzel bir ders notu oldu. Güzel bir şekilde katlanıp güzel güzel okunabilir. Hepinize günaydın. An itibariyle havalar soğudu. Bugün hava 11 derece. İşsiz ve derslerinizde başarılı oluruz. Ayrıca kitap okumak her zaman için okunmalı. Ayrıca... Kitap okumak? Her zaman için okunmalı. Kitap okumak okunmalı. Hayır. Kitap her zaman okunmalıdır, evet. Kitap en büyük tadı nedir? Okumak bilginin temelidir. Ayrıca bir laf vardır. Okumak bilgiyi bilgiyle yenmektir. Hocam, herkese bir kere de çıkacağız. Hocam, ben onu yiyeceğim. Hocam, ben bir kere de çıkacağız. Hocam, merhaba. Bil bakalım 5C sınıfı sınıf öğretmeni kim? Siz. Hayat bugün bana hiç kimseyi kınamamam gerektiğini bir kez daha öğretti. Bundan yaklaşık olarak 20 yıl önce mi? 20 yıl önce falan da herhalde. 7. sınıftayken çok sevdiğim bir Türkçe öğretmenim vardı. Biraz bizi dersimize girdikten sonra biz de izler bırakarak, gerçekten güzel hatıralar bırakarak başka bir liseye tayinli çıkmıştı. Ve biz de birleşip, bütün sınıf birleşip yine bir Türkçe dersini, ekip Türkçe dersinden kaçıp hocamızın tayin olduğu liseye gitmiştik sınıfça. Ve hocamızı orada ziyaret etmiştik. Ve ben açıkçası o hocama çok kızmıştım zamanında. Demiştim ki yani niye bizi bıraktı, niye bizi bırakıp gitti. Çok kınamıştım da hiçbir zaman kınamayacaksın diyeceksiniz ki niye. Ben yaklaşık olarak işte pandemi döneminde özellikle 5. sınıftayken aldığım öğrencilerim vardı. Bundan yaklaşık 3 yıl önce, 4 yıl önce hatta neredeyse. 5. sınıfta henüz ya daha küçücük bir çocukken devraldığım, sınıf öğretmenine devraldığım 5. sınıf öğrencilerimi ne yazık ki 8'e geldiğinde bırakmak zorunda kaldım. Okul değiştirmek zorunda kaldım. Ve bugün de bu başımdan geçen, İlkokuldayken başımdan geçen olay aklıma geldi direkt. Aslında hani kınamamam gerektiği, bazen işin şartların bu düzeyde olduğu. Çünkü bugün ya 5. derste miydik, 6. derste miydik? Öyle bir öğleden sonraydı muhtemelen. Saat 2 gibi bir mesaj geldi telefonuma. Ben dersteyken teneffüste okudum mesajı. Müdür bey atmıştı, bulunduğum, çalıştığım okuldaki. Müdürümüz atmıştı ve şey diyordu. Misafirlerimiz var hocam, teneffüste odama gelir misin? Gibi bir mesaj. Ve ben de merak ettim açıkçası, acaba kim bu diye. Gittiğimde gördüğüm manzara beni şok etmişti. 5. sınıfken aldığım Ebrar, Emine, Beyza ve Fatma, Fatma Suude. Bu 4 öğrenci beni ziyarete gelmişler. Benden habersiz bir şekilde.
Ve ben şok olmuştum. Direkt 7. sınıftaki o anım aklıma geldi. Saydığım öğrenciler gerçekten okulda sevdiğim öğrenciler. Ben bütün öğrencilerimi severim ama bu çocukların yeri başkaydı. Çünkü 5. sınıfta aldım. Daha küçük çocuklardı bunlar derslerine girmeye başladığımda. Ve çocuklar 8. sınıf oldu. Ne yazık ki başka bir Türkçe öğretmeni devretmek zorunda kaldım ben de. Açıkçası çok mutlu oldum geldikleri için. Önemsenmek, sevilmek çok güzel bir şey. Bu video hasebiyle de onlara teşekkür etmiş olayım. Teşekkürler Emine, Fatma Söde, Ebrar ve Beyza. Evet, şimdi hasat zamanı. Bu şekilde kışlıklarımızı hazırlamış olduk. Tamamen ev yapımı. Ya esahtan ev yapımı yalnız ha. Gerçekten ev yapımı yani.